Merhaba, Akademiden Notları yeni bölümüyle birlikteyiz. Yaşar Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Arçıncığım, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, çok teşekkürler. Geçtiğimiz hafta yaptığımız son programda bu haftaki çalışmalarla ilgili bazı ipuçları vermiştik. Bu hafta aslında Açık Bilim Sempozyumundan izlenimleri bir şekilde paylaşacaksınız bizimle. Bu konuyla ilgili olarak aslında biz daha önce bir program gerçekleştirmiştik. Bu program 2021 yılındaydı. UNESCO'nun aslında çok farklı konularda tavsiye kararları var. Buna açık bilim, açık eğitim gibi farklı disiplinler de dahil. Bu aslında tavsiye kararları bir anlamda ülkelerin bu konuda yaptığı çalışmalara yön vermek açısından, yön vermek ötesinde belki de bir yol haritası çizmesi açısından önemli. Bir yaptırımı yok fakat UNESCO kendi bağlantıları yardımıyla bu çalışmaları da bir anlamda takip etmeye gayret gösteriyor. Bu konularda da aslında birazcık konuşuruz. Yani Türkiye'de UNESCO'nun bu aldığı tavsiye kararlarıyla ilgili kimler bu çalışmaları yürütüyor? Bunlarla ilgili nasıl bir geri bildirim UNESCO'ya aktarılıyor? Bunlarla ilgili genel bilgileri bugün paylaşırız diye tahmin ediyorum. Bu arada ben hem yayının alt bölümüne hem de daha sonra sohbet ortamına da aslında yazarım. Bu eski yayını izleyip belki bu yayının üzerine bu çalışmaları da takip edebilir değerli izleyiciler. Açık bilimle ilgili tavsiye kararı içerisinde önemli noktalar da vardı. Fakat çok hızlı geçiyor hocam herhalde yıllar. 2021 yılı içinde alınmış. Bu programı da biz o zaman yapmıştık. O günden bugüne bir takım değişiklikler oldu. 2 yılda bir zaten bu çalışmaları aslında takip etmek için UNESCO belirli etkinlikler gerçekleştiriyor. Ama bugün bahsedeceğimiz sempozyum bundan birazcık daha farklı bir yapı var herhalde. Bu 2 yıllık çalışmaların içerisinde değil bu. Onun haricinde ayrı bir çalışma ve birden fazla da herhalde içinde bölüm yer alıyor farklı konuları. Ama açık veriyi odağına alan bir yapıdan burada herhalde bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Nasıl başlayalım hocam? Genel olarak siz bu tavsiye kararını bir isterseniz üzerinden geçebilirsiniz. Yani 2021 yılında verilen aslında genel yapı neydi? Bu tavsiye kararlarının bizim için anlamı ne? En azından ülkeler için. Daha sonra da bu sempozyumla ilgili sizin izlenimlerinize, ana hatlara bakalım diye düşünüyorum. Olur, teşekkür ederim. UNESCO Açık Bilim Tavsiye Kararı 2021 Kasım'ında kabul edilen ve daha sonra 193 üye ülkenin oy birliğiyle kabul ettiği bu tavsiye kararı. Aslına bakılırsa açık bilimin varsayılan bilim yapma şekli olmasını öne çıkaran bir oldukça da kapsamlı doküman bu. O dokümanda belki de şu ana kadar yapılan en iyi kapsamlı tanımlar yer alıyor. Açık bilim, açık girişim, fair ilkeleri, care ilkeleri birazdan konuşuruz onlarla ilgili olarak. Dolayısıyla senin de demin dediğin gibi her ne kadar belki çok bağlayıcı olduğu söylenemez ama en azından her 2 yılda bir ülkelerin açık bilim tavsiye kararını uygulama konusunda nerede olduklarının Paris'te yapılan toplantıda gözden geçirilmesi yönünde de bir maddesi var bu tavsiye kararının. Dediğim gibi yani çok sayıda ülkenin üzerinde anlaştığı bir tavsiye kararı olması bunun önemini daha da artırıyor. O zamandan bu yana geçen süre içerisinde tabii UNESCO öncelikle kendi içerisinde farklı komiteler kurarak bu tavsiye kararının uygulanmasını nasıl izleyeceklerini, izleme işinin nasıl örgütlenmesi gerektiğini,
konuşuyorlar. Aynı zamanda her komite kendi spesifik alanı ile ilgili olarak da raporlar yayınlıyor vesaire. Bundan haberdar olmamın nedenlerinden bir tanesi de geçen yıldan bu yana ben UNESCO'nun Küresel UNESCO Açık Bilim Yönlendirme Komitesi'nde çalışıyorum üye olarak. Aşağı yukarı her ayda bir falan toplantıları oluyor. Bu toplantılar çerçevesinde daha spesifik konular da konuşuluyor ama ağırlıklı nokta gerçekten de bu izleme işinin nasıl yapılacağı konusunda. Bazı coğrafyalarda, bazı ülkelerde bu iş daha sıkı tutuluyor, bazılarında daha az sıkı tutuluyor, öyle diyelim diplomatik olarak. Ama bugün üzerinde konuşacağımız sempozyum aslına bakılırsa tam da UNESCO Açık Bilim Tavsiye Kararı'nın uygulanmasına yönelik bir sempozyumdu. Tam günlük bir sempozyum. Sempozyum aslında konuyla doğrudan ilişkili önemli kuruluşların önderliğinde düzenlenmişti. Başta UNESCO olmak üzere Uluslararası Bilim Konseyi, International Science Council, onun içerisindeki CODATA, Veri Komitesi ve bir de World Data System adlı örgütlerin öncülüğünde düzenlenmiş bir toplantı. Hibrit bir sempozyum oldu bu. Yani Paris'te yüz yüze olan izleyiciler de vardı. Benim gibi uzaktan tam gün Zoom üzerinden izleyenler de. 29 Mart'ta Paris'te yapılan bu toplantının başlığı daha adil bir dünyaya doğru küresel meydan okumaların çözümü için UNESCO Açık Bilim Tavsiye Kararı'nın uygulanması diye uzun bir başlığa sahipti. Öncelikle düzenleyen kurumların en yüksek temsilcileri bu şeyde açış konuşmaları yaptılar kısa kısa ve her bir düzenlemede emeği geçenlere baktığımızda UNESCO'yu saymazsak aslına bakılırsa gerek Uluslararası Bilim Konseyi, gerek CODATA, gerekse World Data System belki de daha çok veri yönüyle ilgili kuruluşlardı. Zaten aslına bakılırsa toplantının her iki bölümü de doğrudan açık bilim kapsamında veriyle ilgili uygulamalarda nerede durulduğunu ortaya çıkarmaya yönelikti. Bunlardan sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum yapıldı. Ancak oturumlarda belki de hani coğrafi temsili sağlama açısından da çünkü UNESCO çerçevesinde sanıyorum ki 7 bölme var. Her birinden konuşmacılar da oldu. İyi uygulamaları vesaire anlattılar. Uzun olduğu için her oturum bir arayla ara verilip öyle devam ediyordu. Dolayısıyla gün boyu devam etti. İlk oturumun konusu küresel meydan okumalar için Data Commons, ne diyorduk biz buna? Veri
Commons sözcüğünü Creative Commons'ta da ortak kaynaklar olarak çevirmiştik ama veri ortak kaynakları diyebiliriz herhalde. Gerçi tutmadı, hala Creative Commons daha yaygın bir şekilde kullanılıyor ama bu da onun benzeri bir şey. Yani Commons İngilizce'de aslında kamu malından geliyor. Dolayısıyla Data Commons dendiği zaman da kamuya açık veri kaynakları anlaşılması gerekiyor. Hocam Kamuya orada açık. aslında yani şey yapılabilir belki ya bu Commons'ta bir müştereklik tarafı var aslında ama o hani Creative Commons'taki birlikte bir şeyi oluşturmak, üzerinde çalışmak yapmak ama bu Data Commons'ta birazcık daha sizin dediğiniz gibi hani kamu malı haline dönüşmüş olan veya işte burada belki ortaklaşa bir takım çalışmaların gerçekleştirileceği yapı olarak geliyor. Commons'ı farklı organizasyonlarda, farklı toplantılarda beni çok zorluyor. Bizim daha önce yaptığımız yurt dışında bir çalıştay da vardı. O da Commons olarak geçiyor ama bir türlü güzel bir isim ona vermek mümkün olmuyor. Çünkü geçtiği yere göre farklı oluşturuluyor. Creative Commons'ı da biz Türkiye'de Creative Commons olarak direkt kullanıyoruz. O en azından bir tüzel kişilik olduğu için kurtarıyoruz. Ama işte Data Commons dediğiniz zaman vesaire oralarda birazcık daha sıkıntı oluyor. Ama burada hani ortak içerikler bir şekilde kamunun ortak belki kaynakları olarak ifade etmek belki daha iyi. Ama Commons'ı belki önümüzdeki yıllarda birazcık daha çalışmak gerekecek. Yani onun üzerindeki yapılarda birazcık daha bakmak gerekecek. Yani daha önceki programda da söylemiştim, ben yaratıcı ortak kaynaklar diye Creative Commons için bir öneride bulunmuştum ama tekrar hatırlatmak için söyleyelim. Aslında Data Commons'ın yanı sıra özellikle bellek kurumlarında Digital Commons'ta kullanılıyor. Yani dijital ortak kaynaklar. Daha önceki programda da dediğimiz gibi örneğin bir kampüsteki kampüs kütüphanesinde işte insanların gidip orada dijital ortamda ne bileyim sessiz odalarda müzik kaydı yapmasından tutun da oradaki dijital olanakları kullanmaya kadar birçok şey işin içerisine giriyor. Nitekim bu tür adlandırmalar olan kütüphanelerde var. Ama Data Commons olayına, yani ortak veri kaynaklarına dönecek olursak öyle kullanalım burada. Burada ilk oturumun temel hedefi aslına bakılırsa bu ortak veri kaynaklarının küresel sorunları çözümü için kullanılması teması öne çıkarılmıştı. Ve demin de dediğim gibi farklı kurumlardan, örneğin Avustralya araştırma veri ortak kaynaklarından Dr. Adrian Burton konuşmuştu. Aynı şekilde ulusal araştırma altyapısı Avustralya için böyle bir altyapı söz konusuymuş. Onunla ilgili olarak da konuştu. Bir başka coğrafyadan, Afrika'dan yakın zamanda bu Afrika Açık Bilim Platformu'nun yöneticisi olarak göreve başlayacak olan Shiamo, ki aynı zamanda o bölgeden UNESCO Küresel Yönlendirme Komitesi üyesi Shiamo. Aynı şekilde World Fair, yani çapraz alan birlikte işlerlik çerçevesi konusunda Simon Hudson, ki kendisi aynı zamanda International Science Council'ın yöneticisi durumunda, o konuştu. Bunun yanı sıra özellikle farklı konulardaki üst verilerin birlikte çalışılabilmesi, yani açık bilim mi default, o varsayılan bilim yapma şekli haline getirebilmek için bunların önemine değinildi. Ve
Özellikle de bu birlikte çalışılabilirlik açısından bizim o zamana kadar sadece işte business to business kısmını çok yaygın olarak gördüğümüz birlikte işlerlik uygulamalarına ek olarak aynı zamanda government to government yani hükümetler arası, sivil toplum kuruluşları arası, NGO to NGO ve aynı zamanda araştırmacılar arası, researcher to researcher türü birlikte çalışılabilirlik uygulamalarının son derece önemli hale geldiği, bunun gerek kişiler, araştırmacılar, yöneticiler vesaire gerekse politikacıların, platformların, kullanılan yazılımların, veri kaynaklarının, stratejik anlamdaki işbirliği girişimlerinin başarıya ulaşması için ne kadar önemli olduğu üzerinde duruldu. Özellikle de açık bilim platformu çerçevesinde gerek biraz önceki Afrika açık bilim platformu temsilcisinin gerekse CoData temsilcisinin vurguları daha çok bu birlikte çalışılabilirliğin aynı zamanda fair ilkelerini de dikkate alması ve özellikle farklı alanlar, cross domain birlikte çalışabilirlik framework'ünün dünya çapında uygulaması anlamına gelen World Fair'ı gerçekleştirmek için ne kadar önemli olduğu konuşuldu. Nitekim bu yönde daha önce de bir açık toplantı yapılmış, workshop adresi var, CDIF diye düzenledikleri. Yani Cross Domain Interoperability Framework. Bu da değişik disiplinlerde ortak verilerle ya da araştırma verileriyle ilgili olarak oluşturulan ve farklı disiplinlerdeki verilerin başka disiplinlerde de kullanılmasına olanak veren üst verilerin sorunsuz bir şekilde yer değiştirmesi ve işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalarda kullanılması için oluşturulan bir çerçeve. Sanıyorum bu çerçevenin adını daha sık duyacağız, CDIF Cross Domain Interoperability Framework. Çünkü eğer biz bu ortak veri kaynaklarının geçmişte olduğu gibi işte silolar biçiminde örgütlenip yani o veriyi kullanabilmek için ille de o standartlara bağımlı kalma, ille de o kuruma erişme vesaire gibi şeylerle sınırlı kalmak istemiyorsak hangi alanda veri oluşturulmuş olursa olsun bunların paylaştırılmasını gerçekleştirecek bir birlikte çalışabilirlik çerçevesini tanımlıyor Cross Domain Interoperability Framework. Bu açıdan bakıldığında da sanıyorum ki özellikle büyük veriyle ilgilenen kuruluşlar açısından büyük veri derken kuşkusuz çok değişik disiplinlerde verileri içerdiği için bu son derece önemli. Nitekim konuşmacılardan biri Çin'den zaten Çin birkaç sene önce böyle bir şey kurmuş. Uluslararası Büyük Veri Araştırma Merkezi hatta daha da uzun bir isim. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için Uluslararası Büyük Veri Araştırma Merkezi kurmuş Çin 2021 yılında ve oradan gelen temsilci bu araştırma merkezinin sahip olduğu teknik özellikleri işte 1000 teraflop, 50 petabayt yerleri vesaire varmış. Dolayısıyla bu
CDIF çerçevesinde de hani Birleşmiş Milletler'in bu 17 sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere büyük veriden nasıl yararlanılacağı üzerinde çalışmalar yapıyorlar. CODATA'nın da benzer bir çalışması olmuş ve tam raporuna elektronik olarak erişilebilir durumda. Opening Big Data for a Sustainable Future diye adı yazılırsa kolayca tam rapora da erişilebilir. Bunun ötesinde spesifik alanlardan uygulamalar da tanıtıldı. Bunlardan bir tanesi okyanus verileri ve bilgi sistemi ODIS ile ilgiliydi. Gene internet ortamında kolayca erişilebilecek bir web sayfasına sahip Ocean Information Hub diye okyanus bilgi ne denir durağı diyelim ya da merkezi diyelim. Benzeri şekilde Pasifik'teki adalarda, küçük adalarda vesaire kurulu o memleketlerde bu tür çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Yani bu alanlar arası cross domain veri akışının sağlanması için ister okyanuslarla ilgili olsun, ister kalkınma hedefleriyle ilgili olsun çok yoğun çalışmalar var. İşin sağlık kısmı ile ilgili olarak da nüfus kısmı ile ilgili olarak da gene bir kuruluş var, Inspire adlı. Burada da özellikle nüfus verilerinin serbest bir şekilde sağlık verilerinin paylaşılabilmesi Afrika özelinde üzerinde çalışılan bir proje. Şimdilik Afrika'daki 7 ülkeyi ve 15 kurumu kapsıyor imiş. Bunun yanı sıra tarım alanındaki veri ile ilgili meydan okumalar söz konusu edildi. Burada da gene Tarım Araştırma Merkezi Brezilya'daki bir uygulamadan ve Çin'deki bir uygulamadan söz edildi. Bundan sonra da bütün bu şeylerden sonra bir tartışma açıldı birinci oturumun konusuyla ilgili olarak. Burada en önemli sıkıntılardan biri olarak şu vurgulandı. Ortak veri kaynakları ile ilgili olarak şu anda öne çıkan en büyük sıkıntılardan bir tanesi provenans verisinin yani verinin sahipliği ile ilgili bilgilerin makinece okunabilir ortamda olmaması büyük sorun oluşturuyor. Dolayısıyla da böyle olmadığı için de bu alanlar arası veri kullanımı ile ilgili herhangi bir şey yapılması gerektiğinde geleneksel yollarla bu işlerin yapılması gerektiği, bunun da çok uzun zaman aldığı, bürokratik olduğu vesaire konuşuldu. Hocam burada mevcut o verilerin hani belirli bir belki açık lisans vesaire lisanslanmaması herhalde temel sıkıntılardan biri. Aksi takdirde hani o şekilde bir lisanslama yapılmış olsa herhalde bununla ilgili çok fazla yeniden izin alma vesaire süreçlerine gerek kalmayacaktır. Ama işte makine tarafından okunamaz dendiği zaman acaba o üst veri tarafı da belki standart bir üst veri yapısı da mı yok diye benim aklıma geldi. Şimdi O tür bir sıkıntı da olabilir belki. iş veri olduğunda lisans kısmı biraz daha hani çetrefilli olabiliyor. Çünkü verilerin kullanılması ile ilgili açık olmasına rağmen sınırlamalar olabiliyor, süre olabiliyor vesaire. Dolayısıyla provenans verisi yani sahiplik verisi özellikle bu konuşmalarda şey de geçti tabii yani açık olmayacak ama fair olabilen veriler işte gen verileri vesaire gibi. Bu tür uygulamalarda açık lisans bile olsa tabii ki ister istemez
sahiplik verisi önem kazanıyor. Anonimleştirmesi imkansız olan verilerden söz ediyoruz. Her neyse, esas sorun burada sanıyorum ki o sahiplik silsilesinin mutlaka hani kayıtlara girmiştir vesaire ama pürüzsüz bir şekilde makineler tarafından değerlendirilip bu veriye kimin erişimi var, kimin yok türü bilgilerin makine tarafından otomatik olarak halledilememesi. Bu da süreci son derece uzatan bir şey. Artı bir de unutmayalım ki çok farklı politikalar söz konusu, verilerin okyanus ötesi işte akışı vesaire konusunda. Örneğin ne bileyim diyelim ki siz Avrupa'da araştırma yapan bir araştırmacıysanız zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucular üzerine araştırma verilerini koyabilmeniz ya da bunları paylaşmanız konusunda Avrupa Birliği'ni bağlayıcı bir takım kurallar söz konusu. Farklı kurallar, politikalar vesaire. O açıdan da yani provenans hem sahiplik hem de bu kuralların izlenmesini gerektiren bir şey. Onun için de bu sahiplik zincirinin dijital ortamda ve makinece üzerinde işlem yapılabilir, machine actionable metadata biçiminde düzenlenmesi gerekiyor ki o tracking işlemi, provenance tracking işlemi yapılabilsin. Konuşmalardan bir tanesinde şey demişti, yani işte bulut diye bir şey söz konusu değil. Bulut dediğimiz şey işte başkalarının bilgisayarlarıdır diye. Olay öyle Onun baktığınızda sticker'ı var hocam bende. öyle mi? Evet, bu İngiltere'deki bu tarzdaki konulara farkındalık yaratılması için bir proje vardı. İşte bu public money, public code, işte bulut bir başkasının bilgisayarı, hani aslında orası güvenli olarak düşünmemek lazım gibi. Onların etiketi vardı. Hatta benim şu anda bilgisayarın arkasında yapışık durumda. Bence güzel bir şey. Bu konudaki aslında tabii sizin güvenli olarak düşündüğünüz datanızı aktardığınız platform bir şekilde başka insanlar tarafından kontrolü yapılan, işte sahipliği belki de farklı kurum ve kuruluşlar tarafından olan bir yapı. Türkiye'deki aslında benzer uygulamalarda da sıkıntılar baş gösteriyor. Bu verilerin yurt dışında tutulamaması gibi hani yeni düzenlemeler de aslında sıkıntı yaratacaktır. Özellikle bu verinin kullanımı, paylaşımı ile ilgili olarak. Herhalde önümüzdeki süreçte hani sadece verinin okunabilmesi, kullanılabilmesi değil, nerede depolanacağı fiziksel lokasyon olarak da önem kazanacak. Çünkü devletler bununla ilgili de bazı regülasyonları devreye sokmaya başladılar. Herhalde bu araştırmacıları daha da zorlayacak. Türkiye'de sizin böyle bir depolama alanınız yoksa, biraz önce örneğini verdiğiniz Çinlilerin yapmış olduğu platforma sizin datanızı yükleme şansınız örneğin olmayacak. Belki de devlet tarafından fonlanan bir projede giderek daha da zorlaşacak herhalde bu çalışmalar. Burada belki bu makinece üzerinde işlem yapılabilir, üst veri nedir onu açmakta yarar olabilir. Hani özellikle provenans sahiplik zinciri özelinde daha da önemli. Yani şöyle örnek verelim. Diyelim ki siz mark kaydını yarattınız işte belirli bir veri seti için olabilir bu ya da paylaşmak istediğiniz dijital dosyalar, fotoğraflar vesaire falan olabilir. Oraya pekala ilgili alana diyebilirsiniz ki işte bu Creative Commons vesaire ile lisanslanmıştır. Ama bu eğer makinece üzerinde işlem yapılabilir değilse ille de bir kişinin okuyup değerlendirmesi gereken bir şeyse o zaman makinenin örneğin diyelim ki kolayca indirmeye izin verilen bir veri ise tutup da
onu anlayamadığı müddetçe ha tamam ben bunu indirebilirim diye bir eylem yapması, bir karar alması mümkün değil. İşte yani makinece okunabilir, eylem yapılabilir, provenans zinciri derken kastedilen şey bu. Dolayısıyla da siz diyelim ki atıyorum kafadan işte Hacettepe Üniversitesi'ndeki belirli bir veri setine ya da TÜBİTAK'taki bir veri setine ulaştınız ama provenansla ilgili sessiz kalıyor üst veriler. Hiçbir şey söylememiş durumda. O zaman yapabileceğiniz bir şey yok. Fakat ilgili alanda bununla ilgili olarak işte ne bileyim şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin türünde bir takım şeyler varsa işte şu kişiler indirebilir, şu o proje ortakları bunu kendi bilgisayarlarına da aktarabilir falan. O zaman iş daha kolaylaşıyor. Yani bunu belki de CC lisanslarından daha spesifik olarak görmek de söz konusu. Çünkü CC lisansları işte yıldız sayısına bakarak diyelim ki daha genel bir çerçeve çiziyor belki ama özellikle de duyarlı veri söz konusu olduğunda paylaşılmasıyla, anonimleştirilmesiyle ilgili olarak çok daha farklı şeyler gündeme gelebiliyor. Onun için de bu tartışmanın bir yerinde de yani örneğin her kapalı veri fair değildir diye bir şey çıkarım yapmak doğru değil. Kapalı da olsa veri fair olabilir türü bir takım tartışmalar olmuştu ki özellikle hani bu tür sadece yani ona erişim hakkı olan kişilerin ya da araştırmacıların kullanımı söz konusu olduğunda böyle daha spesifik provenans tanımlamaları da işin içerisine girebiliyor. Hocam burada belki yeni veri setlerinin oluşturulması gerekebilir. Çünkü yani sonuçta siz orada sahiplik verisini oluşturup makine tarafından onu okunabilir halde oluştursanız bile makinenin onu yetkisiz bir şekilde indirmesine engel olacak bir takım mekanizmalar da gerekecek. Yani orada aslında sadece makinenin anlayıp anlamaması değil, belki de orada verinin yönetimiyle ilgili de farklı bir yöntem izlenmesi gerekebilir. Burada Burada bir kafa karışıklığı olabilir. önerilen çözümlerden biri şu, özellikle provenans zinciri için, sahiplik zinciri için tekil numaralar, tanımlayıcılar kullanılsın. Unique identifiers diye. Dolayısıyla da o muhafaza, yani o tekil numaraya gidildiğinde o veriyle ne yapılabilir, kimler ne yapabilir, nasıl kullanılabilir orada açıklansın biçiminde de bir öneri vardı. Ama özellikle gerçekten de bu cross domain dediğimiz alanlar arası veri değişimi, bunun sonucunda da özellikle küresel ölçekteki sorunları düşünecek olursak işte iklim sorunu, sağlık vesaire falan filan ister istemez farklı alanlardan verilerin birlikte kullanılması, bunu yaparken de bu tür makinece üzerinde işlem yapılabilir provenans verileri herhalde son derece önemli hale gelecek. Özellikle büyük veri uygulamalarında ki zaten biraz önce de söylediğim gibi sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde 2 yıldan beri en azından Çin epeyce mesafe kat etmiş bu konuda. Hocam bu aslında şeylerle ilgili veri setleri özelinde değil belki ama farklı oluşturulmuş içeriklerle ilgili acaba bunlar işte blok zinciri içerisinde bunların sahiplik verisi acaba olabilir mi? Ve her katkı sağlayan bu diziye, bu zincire dahil olup sonuçta siz o veriye veya içeriğe eriştiğiniz zaman bunun üzerine kimler ekleme yaptı, değişiklik yaptı ve bunun çıkış noktası nedir? Onunla ilgili bir takım çalışmalar vardı. Hatta Creative Commons'ın içinde de bir çalışma grubu vardı bununla ilgili bir takım bir şeyler yapacak ama o zaman da işte çok farklı bir maliyet işin içine giriyor. Bu blok zincir yapısı içerisinde bunu dahil etmek
çok kolay olmuyor. Çünkü o üst verilerin de bir şekilde üretilmesi ve onun doğrulanması ile ilgili farklı bir süreç söz konusu. Bütün aslında açık lisansla ilgili, ama bu yazılım tarafında da böyle. Daha entelektüel farklı çalışmalarda da böyle. Beyan usulüne dayandığı için bir anlamda aslında ya bunlar işte Zenodo vesaire benzeri bir depoda, sizin biraz önce belirttiğiniz gibi örneğin handle numarasına benzeyen bir numarayla benzersiz bir kimlik kazanacaklar ve bu kimlik bir yerde doğrulanacak. Yani çıkış noktası bir şekilde belli olacak. Ya da işte bu blok zincir tarzında anonim olarak belki merkezi olmayan bir ağda bunlar tutulacak ve bunların kontrolü sağlanacak. Ama herhalde çok kolay bir geçiş süreci değil. Bunun için Değil, değil. ciddi bir bütçe gerekiyor. Bir anlamda veri dediğiniz anda verilerin aslında unikleştirilmesi dediğiniz anda bununla ilgili yapılan çalışmalar var bilgisayar dünyası biliyorsunuz. Bu SA kodlamasıyla indirdiğiniz bir örneğin ISO dosyasının orijinal yapısının bozulup bozulmadığını check edebiliyorsunuz. Ama bunlar da bir maliyet getiriyor, bir işlem gücü gerektiriyor. Belki bunun için bir takım pilot çalışmalar gerçekleşebilir ama birlikte çalışabilirlik her zaman bence zorlayıcı bir nokta. Yani siz kendi tırnak içinde çöplüğünüzde oynarken çok sıkıntı olmuyor ama bunu uluslararası boyuta taşıdığınız zaman gerçekten sorunlar yaşıyoruz yani. Ya biz tabii veriyi burada monolitik işte hiç değişmeyen bir şey olarak düşünmemek lazım. Çok iyi bir noktaya değindin. Yani sonuçta olay sadece sahiplik değil, aynı zamanda geçmişinde neler yapılmış, hangi alanlar eklenmiş, kim eklemiş vesaire türü bilgilerin de şey yapılması gerekiyor. Artı senin dediğin gibi hakkı olmayan kişiler tarafından acaba bu veri kurcalanmış mı? Sorusunun cevabı ise işte bu güvenlik sorununu getiriyor. Yani blok zinciri olur, başka şey olur ama bunun da bir şekilde elbette güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Kalkıp da biri sonradaki verileri istediği gibi değiştiriyorsa bunun da bir ayak izinin olması gerekiyor. Bu tabii provenans açısından yani üzerinde kimler değişiklik yaptı o ayrı bir olay. Güvenlik tarafı ayrı bir olay ama yani metadata olarak provenans bilgisinin özellikle de haklar açısından, sahiplik açısından tanımlanması o detaya ne kadar girer ondan çok emin değilim. O belki farklı bir paket o açıdan bakıldığında en azından Hocam ben yani baktığım zaman. evet şeyde bile bu mesela bir web adresinin veya herhangi bir dijital kaynağın adresinin unikleştirilmesi konusunda bile aslında tam bir çözüme kavuşturamadık. Mesela bu W3 yaptığı bu permanent URL çalışmaları vardı hatırlarsanız. Onların mesela oluşturulması da bile sıkıntı oldu. Ya da işte baktığınız zaman handle yapısıyla ilgili işte yerel ve milli handle çalışmaları konuşuluyordu bir ara. O tür bir yapı. Onları bile sağlayamamış durumdayız. Yani biz daha henüz web sayfalarının veya webde yer alan herhangi bir dijital içeriğin unik bir adresini oluşturma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bununla ilgili birçok farklı çözüm aslında devreye giriyor. Kaldı ki sizin belirttiğiniz gibi üzerinde değişiklik yapılan verilerin bir şekilde tarihçesini de tutarak bu çalışmaların oluşturulması çok da kolay değil. Bir yandan da araştırmacı yani bu veriyi üreten araştırmacının bu yapı içerisinde boğulma riski de var. Yani hani bunu bu sistemlere yerleştirmek zaten zorlayıcı. Bir de işte bunlarla ilgili farklı düzenlemeler yapılması çok kolay değil. Ama belki de bir üst veri seti üzerinde çalışılması gerekiyor. Her ne kadar biz son zamanlarda işte makine bunlara bakıyor, her şeyi kendi kendine öğreniyor, bu çalışmaları yapıyor desek de herhalde o yapılandırılmış bir üst veri setinin sağladığı konfor henüz makine öğrenmesi veya derin öğrenme tarafından da tam sağlanabilmiş değil. Yani biz birazcık belki oradan uzaklaşıyoruz. Bizi heyecanlandırıyor sanki elimizdeki bütün dokümanları, içerikleri, verileri atacakmışız ve makine oradan düzgün bir
içerik düzgün bir yapı çıkartacakmış gibi düşünüyoruz ama Evet. maalesef bence üst verinin, daha doğrusu insan eliyle bir şekilde bunların yapılandırılması hala gerekecek veya hala bu konularda çalışan kişilere ihtiyaç duyacağız diye düşünüyorum. Evet. İstersen biraz da öğleden sonraki oturumdan bahsedelim. Ben onu Sempozyumun. ekrana getireyim hocam. Onun üzerinden geçin isterseniz. Şu şekilde de yapabiliriz. Evet, yani öğleden sonraki oturumun konusu açık bilim ve kriz zamanlarında veri politikası başlığını taşıyordu. Türkiye'den de bir Burada katılımcı var hocam evet, galiba. evet birazdan Burçak Başbuğ bahsedeceğim. Erkan. Ha, evet. Bu konuşmalardan ilki Filipinlerden idi. Buradaki Ronald Law adlı kişi hazırlıklılık şefi diyelim, müdürü diyelim imiş ve bu arada Filipinler dünyada en fazla afet görülen ülkeymiş bir numarada. İlk onu listelemişlerdi. Türkiye ilk 10 arasında değildi bildiğim kadarıyla. Filipinler, Hindistan vesaire diye gidiyordu. Her neyse. Hindistan, Endonezya falan diye not almışım. Tabii o kadar bir numara olunca ister istemez özellikle kriz zamanlarında veri politikaları konusunda epeyce yol kat ettiklerini görüyoruz. Hatta oturum başkanı daha önce kendisiyle beraber çalıştıklarını da söylemişti. Sunarken konuşmacıyı. Dediğin gibi bizden de özellikle Kahramanmaraş depremiyle ilgili olarak konuşan ODTÜ'den bir araştırmacı vardı, Burçak Erkan diye. O da özellikle kriz zamanında yani depremde veri paylaşımının ne kadar önemli olduğunu, deprem sonrası yaşanan iletişim altyapı sorunlarını öne çıkaran bir konuşma yaptı. Yardım isteyenlerin enkaz altındaki sinyallerinin alınamaması vesaire konusunda ama aynı zamanda lojistik açıdan verilerin kriz zamanında yönetilmesinin kim nerede nereye ne tür makine ihtiyacı var vesaire hikayelerinin son derece önemli olduğunu, işte ilk 2-3 gün boyunca ulaşılamadığını bu örnek üzerinden, Kahramanmaraş depremi üzerinden açıklayan bir sunuş yaptı. Kendisi istatistik background'ı olan kıdemli bir araştırmacı sanıyorum. Yani Doğu Anadolu Fay hattı özelinde veri politikaları ile ilgili bir sunuşu olmuştu. Bunun yanı sıra daha sonraki konuşmalarda daha spesifik olarak işte dijital teknolojiler, özellikle acil durumlarda verilerin kullanımı konusunda gene İngiltere'deki Kraliyet Bilim Akademisi'nden bir konuşmacı vardı. Burada da sağlam, güvenilir veri sistemleri yaratılmasının yanı sıra aynı zamanda kamunun bu işe angaje olması ve kurulan sistemlerin stres testlerinin yapılması, standartlaşmanın olması, güvenli araştırma çevrelerinin olması gibi konular öne çıkarıldı. Bir başka konuşma ticari bir yayın evi tarafından yayın evi temsilcisi tarafından yapıldı ve özellikle de veri yayınlama konusu Springer Nature özelinde ve Covid-19'a bir
cevaben nasıl gerçekleştirildiğini açıkladı. Springer Nature'da açık veri programı yöneticisiymiş konuşmacı. Dolayısıyla hatırlarsın, yani birden verilerin aşı bulabilmek için daha kolay kullanılabilir hale gelmesiyle biz bir seneden az bir zamanda COVID aşısı geliştirebildik dünyada. Dolayısıyla bu dönemdeki veri yönetiminin ne kadar önemli olduğu üzerinde durulmuştu. Türkiye'den bir konuşmacı daha vardı. Sanıyorum Top Üniversitesi'nden miydi? Evet. Perihan Elif Perihan Ekmekçi. Ekmekçi. İlginç bir konu. Tabii ki özellikle işin insan hakları ve etik boyutu. Perihan Hoca kendisi hem tıp doktoru hem de bilim doktoru anladığım kadarıyla ve bu konuda önemli çalışmaları var. Orada şöyle söyleyeyim, yani ikinci oturum, birinci oturum işin fair kısmı ile ilgiliydi daha çok. Yani verilerin bulunabilirlik, erişilebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve yeniden kullanımı konusunda. İkinci oturum biraz daha care kısmıyla ilgiliydi. Yani veri kullanımının vesaire. Care'i de kısaca hatırlatmak gerekirse işte bu verilerden sağlanacak ortak yarar nedir? Ondan sonra verileri kontrol etme otoritesi kimde, kim sorumlu ve işin etik boyutlarıyla ilgiliydi. Dolayısıyla da bu çerçevede daha sonra özellikle nereden de konuşmacı ekrandan kopya çekebilir miyim? Arizona. Bir de Avustralya'dan da bir konuşmacı vardı galiba. Her neyse, özellikle de bu verilerin kontrolünün First Nations diye aktarılan işte ne bileyim Avrupalılar gitmeden önce oraların esas sahiplerinin verilerinin bir şekilde geleneksel bilginin korunması ve hakkının verilmesi, bu şekilde etiketlenmesi konusunda bir takım şeyler de konuşuldu. Bu etik açıdan da tabii ki son derece önemli. Zaten Perihan Hoca'nın gündeme getirdiği özellikle de işin etik boyutu, insan hakları boyutuydu. Aynı zamanda da bu yani özellikle toplulukların kültürel varlıklarını, kimliklerini ortaya çıkaran bilgilerin üzerindeki etik ve hani haklar boyutunun önemli olduğu vurgulandı orada. Bu tür bir şeyde bir de hem fair hem de care ilkeleri açısından çeşitli seçenekler söz konusu olabileceği, işte bir veri fair olabilir ama care olmayabilir ya da care olabilir ama fair olmayabilir gibi bütün kombinasyonları içeren şeyler üzerinde de duruldu. Özellikle de care dediler mi hocam? yok, hayır. Who cares'e bence denebilir. Yani bu bizim hani bu kavramları falan Türkiye'deki ilgili birimlere yeniden anlatmaya çalışmak, bunları ifade etmek vesaire çok zorlayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Yani bir de işin bu boyutunu kim takip edecek sorusu da var tabii örneğin Türkiye'de. Hani buradaki bu hem UNESCO'nun tavsiye metinleriyle ilgili ama bir de sonrasıyla ilgili. Belki hocam bu dokümanın daha doğrusu sempozyumla ilgili değerlendirmeden sonra bunları kim Türkiye'de takip edecek? Bunların sahibi kim? De bakmak lazım. Çünkü
Hani bu sempozyuma katkı veren değerli akademisyenler veya sizin gibi takip eden değerli hocalarımız haricinde bir de bunun aslında hükümet tarafında bir denetimini sağlamak, işte bunlarla ilgili neler yapıldı, diğer kurum ve kuruluşlarla bu bilgileri alıp UNESCO'ya geri aktarmak gibi bir takım işler de var herhalde yapılması gereken diye tahmin ediyorum. Ya Siz şöyle sempozyumu söyleyeyim. tamamlamış mıydınız bu arada? Ben araya girdim ama hani son bir oturum var herhalde. Ona Son bir oturum, daha sonra tekrar bununla ilgili de şey açıldı, tartışma açıldı. Burada tabii ki Birleşmiş Milletler ve UNESCO çerçevesinde yapılan özellikle bu afet sınıflama ontoloji geliştirilmiş. Çok ilginç. 302 farklı afet tanımlanmış ve bunlarla ilgili bilgi profilleri oluşturulmuş. O ilginç gelmişti bana. Yani afet tanımı ve sınıflandırılması ile ilgili yaklaşık bilgi profilleri 800 sayfa falan. Dolayısıyla aklınıza gelebilecek 302 farklı afetle ilgili hem temel kaynaklar ki hepsi elektronik olarak erişilebilir. İki sayfada nasıl özetleriz diye böyle bir şey 800 sayfalık yaratılmış. Hem de kriz zamanlarında afet işte politikaları vesaire konusunda derli toplu bir doküman hazırlamışlar. Belki bir başka programda bunu ayrıca değinilebilir ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Kahramanmaraş gibi bir depremi yaşadıktan sonra işte ya ne bileyim biz belki ilk onda yokuz ama bu afetle ilgili olarak afet zamanlarında, kriz zamanlarında veri konusu keşke bizim gündemimizde daha öncelerden olmuş olsaydı. Belki o zaman işte ne bileyim veri akışını sağlam tutmak için verici kuleler oluşturulur. Ne bileyim üçte ikisinin çökmesi iletişimi sağlayan bunların önüne geçilebilirdi vesaire. Ya da lojistik destek açısından kim nerede ne yapıyor türü şeyler örgütlenebilirdi diye düşünmeden edemiyor insan. Bu 302 farklı afet 7 grup altında toplanmış. İşte yani biyolojik, sosyal vesaire gibi. İnternetten de tam metinlerine erişilebilir. Her neyse zamanımız da azalıyor ama senin sözünü ettiğin konuya değinmeden de geçmeyelim. Gerçekten de programa başlarken açık UNESCO'nun açık bilim tavsiye kararının uygulanmasının izlenmesini öne çıkarmıştık. Üzülerek belki söylemek gerekir ki şu anda görünürde bir bu işi üstlenmiş Türkiye'de bir birim kurum benim gözüme çarpmıyor. Yani özellikle de uygulamacı kuruluşlardan ya biz 2 sene içerisinde UNESCO açık bilim tavsiye kararının uygulanması konusunda neredeyiz diye bir soru gelecektir mutlaka. Genelde burada karşılaşılan sorun şu oluyor. UNESCO'dan herhangi bir bilgi isteği bile gelse işte ilgili kurullarda gelen kişilere paslıyorlar. İyi ama yani uygulamacı kuruluşların bu işin sıkı bir şekilde içinde olması lazım. Bakın bu oturumları özetlerken bir sürü örnek verdim. Yani kriz zamanlarında veri yönetimiyle ilgili kurulan araştırma merkezlerinden tutun da büyük veriyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş araştırma merkezlerine kadar ya da Afrika'daki nüfus ve sağlıkla ilgili platformlara kadar. Ha bizde de platformlar yok mu denirse elbette var. Bizde de bir şekilde veriyle ilgili, açık veriyle ilgili platformlar ortaya çıktı birkaç sene içerisinde. Ama topyekün bir
Örneğin 10 bin metre yukarıdan bir bakış yok ya da hadi 10 bin olmasın, daha yakın olsun, daha net görünsün. Onun için diyorum bir şekilde Türkiye'nin hani Bilim Bakanlığı yok belki ama kimler bakıyorsa, hangi bakanlığın çalışma alanına giriyorsa, hangi kurumların, uygulamacı kurumların çalışma alanına giriyorsa gerçekten de işin veri kısmı, yani açık bilim özelinde veri kısmı belki de çok çok daha önemli. Çünkü hani zaten olmuş bitmiş yayınlar üzerindeki açıklığı sağlama konusunda çok daha fazla yol kat etmiş durumdayız. Her ne kadar bütün sorunlar çözülmese de ki onun teknik dışında ekonomik nedenleri var vesaire. Şimdi detaya girecek zamanımız yok ama veri konusu çok daha çetrefil ve daha eğer iyi yönetilebilirse daha doğurgan, daha yeni şeyler yapılabilecek, yeni çalışmalar, yeni buluşlar yapabilecek bir ortak havuzdan söz ediyoruz. Ve bunun farklı disiplinler tarafından sonuna kadar kullanılmasından söz ediyoruz. Onun için buradaki sorunları çözmek belki daha zor ama sempozyumun başlığında da denildiği gibi eğer ne bileyim küresel ısınma sorununu çözeceksek, yapay zeka ile ilgili sorunları çözeceksek, ne bileyim doğal dil anlama ile ilgili sorunları çözeceksek tam da bu konuların adreslenmesi gerekiyor. Yani ortak veri kaynaklarının birlikte çalışılabilirliğinin sağlanması, makinece üzerinde işlem, eylem yapılabilir üst verilerin oluşturulması, işte demin sözünü ettiğimiz bu CDIF dediğimiz dünya çapında bütün verilerin fair olmasına imkan tanıyacak alanlar arası birlikte çalışılabilirlik çerçevesi bağlamında bir şeylerin yapılması çok daha kritik öneme sahip gibi gözüküyor. Bugün belki zamanımız kalmadı ama yani gerçekten de bu tavsiye kararının nerede olduğu, yani gerçekleştirme konusunda nerede olduğumuz ister istemez her 2 yılda bir bizim önümüze gelecek. Buradan ilgili ya da ilgisiz kuruluşları en azından bilgilendirme görevini yerine getirmiş olalım diyorum ben. Başka bir şey diyemiyorum. Hocam bu yıllar önce Türkiye'deki STFA bu bir şirket, bir vakıf kurmuşlardı. Bilimsel ve Teknik Çeviri Vakfı adı yanlış hatırlamıyorsam. Ve Kaan Akademi'nin bütün içeriklerini Türkçeleştirmişlerdi. Hala da devam ediyor bu çalışmalar. Böyle bir fon oluşturuluyor ve seslendirmeleri de çok kaliteli seslendirme sanatçıları yapıyordu bu videoların çalışmalarını. Yani gerçekten açık bilimle ilgili, açık veriyle ilgili, yani genel olarak bilimin aslında takip edilmesiyle ilgili, yani bir vakıf gibi bir yapılanmaya gidip buradan raporlar üretip devlete, hükümete ve ilgili bu hükümetin altındaki kuruluşlara bu raporları sunmak lazım herhalde. Ya aksi takdirde bunların takibini biz bir şekilde gerçekleştiremiyoruz ve çok önemli fırsatlar kaçmış oluyor. Mesela eğitimle ilgili bunu yapan bazı vakıflar var. Yıllık raporlar hazırlıyorlar. Dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri özetliyorlar ve örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın faydalanması için, Yükseköğretim Kurumu'nun faydalanması için bu raporları sunuyorlar yıllık olarak. Yani gerçekten bilimle ilgili, dünyadaki bu gelişmelerle ilgili, özellikle açık bilim şemsiyesi altındaki bence her bir kalemle ilgili böyle bir çalışma yapılması lazım. Yani biz bunu uzun yıllardır bu çevre taramasının kurumlar tarafından yeterli kadar gerçekleştirilemediğini, işte bir avuç belki de akademisyen tarafından bunların takip edildiğini veya işte ULAKBİM gibi kurumların işte elinden geldiği kadar bunların
takibini yapmaya çalıştığını görüyoruz kendi alanlarıyla ilgili, ama bunun haricinde de çok ciddi gelişmeler var. En azından UNESCO gibi, işte Dünya Bankası gibi, bu birkaç farklı kuruluşun, OECD gibi çalışmalarının bile takip edilse ve bunlarla ilgili raporlar hazırlansa, bu bile bence çok önemli bir kazanım olur. Ama biz burada işte UNESCO tarafından bir geri bildirim istendiği zaman bile bunu sahiplenecek bir kurum veya kuruluş maalesef bulamıyoruz. İşte geçtiğimiz zamanlarda bu açık eğitim kaynaklarıyla ilgili tavsiye kararının, hani bu konuda neler yapılıyor Türkiye'de sorusuna cevap verecek bir muhatap bulamıyoruz. Veya açık bilimle ilgili keza aynı şekilde. Belki bunlarla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor bizim de gözden kaçırmış olabileceğimiz, ama gerçekten hani bir vakıf, bir organizasyon, bir üniversite, bir akademik belki de oluşum bu çevre taramasını yapıp acaba raporlandırmalı ve bunu hükümete, ilgili kuruluşlara sunmalı mı diye de düşünüyorum. Yani başka türlü bunun altından kalkılabilir mi bilemiyorum. Yani sizin bugün bu çalışmayı, ya yani bu sempozyumu özetlemeniz bile büyük bir aslında hizmet oluyor baktığınız zaman, eğer bu takip edilmemişse bu çalışmalar. Sizin verdiğiniz burada domainler, bahsettiğiniz projeler vesaire kapsamları, her biri üzerine ayrıca çalışılması gereken yapılar. Önümüzdeki süreçte acaba gerçekten böyle bir fırsat çıkar mı karşımıza? Bir fon bulunsa ve sadece bunların raporları üretilse ve paylaşılsa bile çok büyük bir eksiklik giderilir diye düşünüyorum. Yani mesela Filipinler'den konuşan vatandaşın ki Zoom üzerinden konuştu. Chief of Preparedness, hazırlılık çarı diyelim, şefi. Şimdi bilmiyorum, belki vardır. Örneğin AFAD çerçevesinde bu tür bir hazırlıklı olma, özellikle veri lojistik açıdan kriz zamanlarında veri yönetimi konusunda ben en azından okumadım bu zamana kadar. Yani Hocam depremden sonra Bilgi İşlem Başkanı'nın ok atan şeyi vardı, hatırlarsanız böyle bir video. Çok fazla dolaştı sosyal medyada. Yani benim aklıma bir anda o geldi şu anda. AFAD'la ilgili veri ve altyapı dediğiniz zaman. ama yani bunların yapılmaması bize çok pahalıya mal oluyor. Yani ne bileyim işte düşünsenize resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde telefon istatistiklerine ya da kullanılmayan banka kartlarına baktığınızda da nereden baksanız 180 ile 300 bin kişiden bahsediyoruz haber alınamayan. Eğer hazırlıklı olma konusunda biz de yeterince kafa patlatsak belki bu rakamlar çok daha düşük olabilir. Buna göre önlem alınabilir. Ama hep yapmadıklarımız işte tekrarladığında ortaya çıkıyor. Bunun en büyük şeylerinden bir tanesi de telekom alanındaki sıkıntılarımız biliyorsunuz. O dönemde yaşayan işte insanların cep telefonu sinyallerini zamanında anlamaması, daha sonra da şeylerinin bitmesi, pillerinin bitmesi. Neyse, yani anlatılır gibi değil ama bir şekilde de bunlar bize amiyane tabirle yol su elektrik olarak geri dönmüyor da ölümler, Evet, maalesef. kaybedilen hayatlar, yıkılan binalar vesaire olarak geri dönüyor. Onun için özellikle de bu afet sınıflamasından vesaireden varsa bizi dinleyenler kendilerini daha çok bilgilendirebilirler. Bunların hepsi açık kaynaklar sonuçta. Sadece biraz önce senin dediğin gibi daha dikkatli bir çevre taraması yapmak ve uluslararası camianın bir parçası olmak. Yani deprem sadece Türkiye'de olmuyor sonuçta. Hocam, web üzerinde ciddi bir tarama yapıldığı zaman bile çok farklı verilere ulaşmak mümkün. Bu çevre taraması en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Bence hani gerçekten bununla ilgili bir girişimde bulunmak lazım. Keşke bununla ilgili bir fon, bir şey olsa, proje olsa da bu çalışmalar belli bir yerde belki arşivlenebilse, en azından Türkiye için bir bilge bankası belki bu anlamda yer alabilse. Yani sizin arama yaptığınız zaman
eriştiğiniz sonuçları üst verileriyle beraber kaydedebileceğiniz bir ortam bile çok ciddi anlamda bir fayda sağlayacaktır. Bugün sizin bahsettiklerinizi yayının açıklama kısmına da ekleyelim hocam, bu bağlantıları. Hem Aslında toplantının bağlantısını hem de diğer bağlantıları. ben daha spesifik URL adresleri de not almışım. Özellikle işte demin konuştuğumuz bu birlikte çalışabilirlik çerçevesiyle Hocam o onların hepsini liste ekleriz. vesaire ilgili. Tamam. Hepsini yayının altına ekleyelim. Çok teşekkürler hocam. Bugün Ben teşekkür UNESCO ederim. Açık Bilim Sempozyumu ile ilgili izlenimlerinizi bizle paylaştınız. Aslında daha önceki yayınlarda bu çalışmalarla ilgili bir ön bilgi vermiştik. Önümüzdeki süreçte de aslında bununla ilgili gelişmeleri paylaşacağız herhalde. En azından 2 yılda bir bunların takibiyle ilgili farklı etkinlikler de gerçekleştirecektir. Bir başka konu üzerinde konuşmak üzere. Herkese iyi hafta sonları diyelim. Çok teşekkürler hocam paylaşımlarınızdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek üzere hocam.